Sevgili dostlar, Isparta'dan Kastamonu'ya, sonra Trakya'ya döndük. Şimdi Van'dayız. Aralıklarda çalışmalar yapıyoruz. Arıcılarımızı ziyaret ediyoruz. Dertlerini dinliyoruz. Neler yapabiliriz onları konuşuyoruz. Harika bir yerdeyiz. Muradiye Şelalesi'nde. Ve buraya gelmişken de ne yazık ki genelde Malkara'da arılığımıza çekiyoruz sevgili dostlar ama çok sık sorulan bir soru. Tam da zamanı olduğundan dolayı Ağustos ayında arı bölmek istiyorum abi. Ballarımı sağdım. Peki şimdi ne yapabilirim? Yani dölsüz bir şekilde anayı kendine yaptırarak bölebilir miyiz? Sorusu çok gelmekte. Tabii ki ben sizlere kendi fikirlerimi söylüyorum. Sizlerin fikirlerine de kesinlikle saygı duyuyorum. Ben nasıl yapıyorum? Ben bu konuda ne düşünüyorum? Ben sadece bunu söyleyeceğim sizlere. Değerli dostlarım, sizlere kesinlikle benim fikrim dölsüz bir şekilde ana arıyı kendisine yaptırarak bölmenizi ben tavsiye etmiyorum. Yani ana arı bildiğiniz üzere 16 günde çıkar. Ağustos'un 16'sında diyelim 15'inde arıyı böldük. Ana arı 16 günde çıkar. Eylül'ün 1'i oldu. Ana arı çıktıktan 8 gün 9 gün sonra ergenliğe gelir sevgili dostlar. Bu sefer Eylül'ün ortası oldu. Ve bir hafta sonra da yumurtlamaya başlar. Neredeyse Eylül'ün sonu oldu. Ve aynı zamanda sevgili dostlar yumurtladığı andan itibaren de 21 gün sonra çıkar. Ekim'in ortaları, Ekim'in sonlarına kadar ancak o koloniden yavru alabilirsiniz. Bu da alabilirsiniz. Ne demek alabilirsiniz? Çünkü sonbaharda ya da geç yaz döneminde çok kaliteli ana arılar olmuyor sevgili dostlar. Bu dönemde bildiğiniz üzere zaten erkek arılar sürekli dışarı atılıyor. Ve yalnızca genelleme olarak yapıyorum bunu, istisnaları da bozmayarak dölsüz analardan çıkan, yalancı erkek arılardan çıkan erkekler oluyor. Ne yazık ki onlar da ana arılarla çiftleşebiliyor. Kalitesiz, değersiz bir erkek arılar olduğundan dolayı döllenmede de sorun yaşayabiliyorsunuz. Bu mevsimde çıkan ana arılarda ne yazık ki sorunlu çıkabiliyor. Abi ben böldüm, oldu ya da bölüyoruz, böl diyenler de var. Herkesin fikrine saygı duyuyoruz. Ama ben bir doğa severim. Aynı zamanda bir canlı bilimcisiyim. Dünyadaki bütün canlıların ilk gösterdiği üreme refleksi her zaman bahar ayıdır sevgili dostlar. Meyveler baharda çiçek açar, bitkiler baharda çiçek açar, koyunlar baharda kuzularını doğurur, keçiler oğlaklarını doğurur, genelde buzağlar, inekler doğururlar. Yani dünyanın döngüsü hep bahar ayınadır. Hayvanlar için konuşuyorum. En kaliteli, en sağlıklı canlılar her daima bahar ayında olur. Bunu muhakkak ama muhakkak bilmekte fayda var. Ağustos ayında ben videomu çekmeden önce bir araştırma vardı yabancı ama o makaleyi bulamadım ne yazık ki. Bunu sizlere iletecektim net rakamlarını ama hafızamda kaldığı kadarıyla %85 oranında sevgili dostlar sonbaharda bölünen arılarda ne yazık ki ana arı ve erkek arı kalitesinin düşük olduğundan kaynaklı kış ölümleri %85'lere kadar olduğu rakamı hafızamın bir yerinde var. Bizler zaten gerekli beslemeleri yaparsak 8 çıtaysa arımız, güzel de besleme yaparsak bunu 10 çıtaya tamamlayalım sonbaharda. Ve baharda bölelim. Hiçbir şey kaybetmiş olmayız. Eminim şimdi bölmekle zaten baharda bölmenin karını siz böldüğünüzde daha güzel anlayacaksınız. Benim fikrim Ağustos ayında, Temmuz ayında dölsüz ana arıyla yani ana arısını kendine yaptırmak şartıyla kovan bölmemek en uygunu. Tabii ki hazır döllü ana varsa ve arınıza da ben iyi bakarım. Onun beslemesini, vitaminlerini, sıkıştırmasını yaparım diyenler için de muhakkak tavsiye ediyorum. Bölerseniz sevgili dostlar ister döllü ana arıyla ister ben yine de denemek istiyorum abi diyenler için tabii ki yapabilirsiniz. Ama son kısmına, son peteğe bir bölme tahtası muhakkak koymanızı tavsiye ediyorum. Ve çuvalla içten de muhakkak sarmanızı istiyorum. Muradiye Şelalesi Van'dayım. Sesim de biraz az çıkıyor. Şelalenin yüksek sesi sesimi bastırdığından dolayı çift mikrofon kullandım bu sefer sizler için sevgili dostlar. Sağlıcakla kalınız. Sizlerin faydalı yorumlarınızı da bekliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Van'dan sizlere kucak dolusu sevgiler, saygılar.